Efendim merhabalar. Bundan böyle gazeteciler.com YouTube sayfasında e, sizlerle birlikte haftanın bomba başlıklarını e, masaya yatırıp her hafta e, bugün sizlerin karşısına çıkıp daha genç bir bakış yapmaya çalışacağız. Ben Emre Gümüş ve Affan Polat'la birlikte. E, Affan heyecanlı mısın? Vallahi heyecan var. Heyecan yok desem yalan söylemiş olurum. Hele bir de dün gece böyle geç uyuyunca, evet. işte geç saatlere kadar yarın neyi konuşacağız, neyi konuşmayacağız deyince bir heyecan ister istemez oluyor. Ama şimdi direkt böyle bodoslama konuya girelim, hiç uzatmayalım. Ne konuşacağız bugün? Ne konuşacağız? Vallahi şu CHP'deki taciz, tecavüz olaylarını ilk önce şöyle bir konuşalım. Konuşalım. Niye konuşalım? Tevafuk oldu. Nedir? Yani çok istemedim bir tevafuk. Buraya gelirken benim evim Ümraniye'ye yakın biliyorsun. Evet. Ümraniye geliyorum. Çarşıda işim var. Gidenler, en az bir kere de olsa Ümraniye'ye yol geçenler bilirler. CHP'nin ilçe binası, Ümraniye İlçe Teşkilatı. Hemen yolun üstünde de evet. böyle sağ tarafa baktığın zaman bayağı büyük de bir binadır. Görürsünüz. Tam oradan geçerken bir önceki gününde zaten işte CHP'de taciz, tecavüz vakalarını anlatacağız insanlara diye şey yapıyoruz. Abi binayı gördüm. Hemen böyle aklıma geliyor. Tecavüz, taciz, Ümraniye Başkanı falan korkmamak elde değil. Yani korkmamak elde değil. İzahı olmayan şey mizah oldu. Evet. Hemen böyle binanın ucundan, kıyısından yavaş yavaş mesafe kuralına dikkat ederek ben zaten buradan CHP teşkilatlarındaki bütün kardeşlerimize siyasi görüşler kesinlikle farklı olabilir ama koronavirüs önlemleriyle birlikte mesafe tedbirine özellikle riayet etmeleri gerektiğini ben uyarayım. Kendi ki CHP teşkilat binasına tek başına girmek tehlikeli bir şey. Ya şöyle sıkıntı çıkıyor. Çıkmasını engelleyemiyorlar. E çıktıktan sonra hakkını da savunamıyor kimse. Evet. E şimdi hazır e, CHP madem taciz, tecavüz olaylarından başlayacağız. E, dün de yanlış hatırlamıyorsam Engin Altay. E, evet mecliste. Şey milletvekili. Bu iktidar ne yaparsa yapsın biz alkış tutamayız kardeşim diyen bir i̇şte, O, o. E, sayın vekil dedi ki bunların hepsi bir dedikodudur dedi. CHP'de, taciz vakaları için. Evet taciz vakaları için. Bunlar hepsi tamamen dedikodu. Hiçbir Eğer varsa böyle yok. bir şey Böyle bir şey gerçekten ortaya çıkmışsa, savcılıktaysa, savcılığa verilmişse biz gereken neyse yaparız dedi. Şimdi ben sıradan bir vatandaşım, sıradan bir insanım. Ben Google'a yazıp ya da savcılığın sitesine uğrayıp CHP taciz yazdığım zaman CHP tacizlerinin bütün savcılığa ulaşan belgelerini buluyorum. Çıkıyor değil mi direkt? Çıkıyor. Sadece iki tane örnek mi? vereceğim. İki tane örnek. Birincisi, Ümraniye'deki... Senin az önce önünden geçtiğin yer. İkincisi... Haklıyım e, değil mi? Maltepe. Biraz uzaktan geçmek. Aynen, Bir kesinlikle. Bir problem haklısın. yok. Şimdi birinci, bu iki olay da savcılığa verilmiş olaylar. E, i̇lki nedir üstadım? Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe ilçe başkanı yardımcısı Umut Karagöz, aynı kafede çalıştığı kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. 23 Kasım'da Kartal'daki İstanbul Cumhuriyet Savcılığına başvuran kadın, Umut Karagöz'ün kendisine şiddet uygulayarak çok affedersin tecavüz ettiğini beyan etti. Savcılıkta dosya bunlar var. Bunlar savcılığa verilmiş sayın vekilim. İkinci olay. Engin Altay'ı seslen istersen bir daha. Engin Altay duyar. Duyar mı? Duyar. İşine geleni duyuyorlar, Savcılık işine gelmeyeni duyuyorlar. Mi savcılığa verilmiş bunlar. Peki. İkinci olay. CHP İstanbul İl Örgütü'nde cinsel saldırı skandalarının ardı ardı kesilmiyor demişiz. İddiaya göre GÖA parti üyesi DA'ya cinsel tacizde bulundu. Bu da aynı şekilde soruşturma yapıldı ve savcılığa verildi. Savcılık ve İstanbul, Anadolu, devam ediyor. Evet. DA'nın şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Bu iki olay da savcılıkta. Sadece iki örnek. Araştırsan yani devam etsen. Ya bunu araştırmaya devam 10 etsek biz gece, biz, gece saat 3'te beraberdik. Evet. 3'e kadar bunlara baktık. Yani iki tanesinde karar kıldık çünkü bir tanesinden başlıyoruz. 2, 3, 4, 5 hala savcılıkta devam eden bir sürü çirkin olay var. Hangisini gösterebiliriz ki buradan? Yani hangisini anlatabiliriz? Çok mümkün sadece değil. Sadece bunun üzerine ayrı program yapılır yani. Tabii canım CHP'deki tabi. taciz tecrübeleri bence yapılması da gerekiyor. Yani sadece bu konuyla ilgili yapılmalı. Zira bu Umut Karagöz ile ilgili bir fotoğraf vardı. Umut Karagöz böyle elinde bir pankartla bir eyleme katılmış. Evet. Tahmin eden ne eylemi olabilir? Ne işlem olabilir? Bir tahmin et mesela. İstanbul Sözleşmesi olabilir. Değil mi? Olabilir. Başka ne olabilir? Kadın, kadın, hakları, kadın olabilir. hakları olabilir. Kadın hakları olabilir. Aynen şöyle yazıyor. Kadına cinayet, kadına tecavüz, susturuyorlar diyor. Kadına hmm. tecavüz vakalarını susturuyorlar, üstüne, üstüne gitmiyorlar diyorlar. Bize üstüne asmış kime, yani. kime yönelik söylüyor? İktidarı eleştiriyor burada. Vallahi burada ben şunu çıkarırım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir konuda e, kesinlikle bir şeye muhalif oluyorsa. Ki üstüne basa basa bir şeyi böyle iktidara suçluyorsa yani biraz kaşımak yeterli oluyor. Biraz kaşıdığın zaman e, aslında kendilerinin yaptığı bir şeyi bu bir taktiğe dönüştü. Yani kendimiz yapıyorsak evet. örtmek için karşı taraf yapıyormuş gibi kesinlikle bunu söylememiz lazım, devam ettirmemiz lazım. Şimdi Daha korkunç bir olay. Şimdi CHP'de böyle bir vaka ortaya çıkmış. Taciz tecavüz olmuş. Bu CHP'de olmuş değil mi? Evet. Ya bu AK Parti'de de olabilirdi, MHP'de de olabilirdi, CHP'de de olabilirdi. Yani... Şu an bulunduğumuz kurumda da olabilirdi Allah korusun. Bunların hepsi olabilirdi. Ama bu kimi bağlar üstadım? Ya bu Şişi şahsı bağlar. bağlar. Şahsı bağlar. Eğer ki niye şahsı bağlar ama? Neden? Şu yüzden şahsı bağlar. Eğer ki gereken yapılmazsa, eğer ki bu insanların çirkinlikleri örtbas edilmezse hemen bulduk, gönderdik kardeşim yok artık bizim içimizde böyle birisi. Böyle birisinin de bizim içimizde yeri yok denirse hiçbir problem yok. Evet. Çirkinliği yapanın şahsında kalır olay. Atarsın dışarı, Ensar Vakfı Ensar Vakfı diye geziyorlar. Ensar Vakfında ne oldu abi? Ensar Vakfında. Karman da olay. Ensar Vakfı'nın avukatları günlerce dava dava bu işi peşini bırakmadılar. En büyük bırak. ceza'yı alana kadar. Avukatlarını bırak. Ensar'ın başkanı çıktı, bütün televizyon televizyon dolaştı. Dedi ki böyle bir pislik oldu. Yapan o pisliği yapan Alça ilişkisini kestik. Bu kestir, kadar. Gönderdik dedi. Sen Değil hiç de. bu konuyla ilgili konuşabilen bir CHP'li gördün mü? E gördüm. Kim? Ha Engin Altay'dan bahsediyor, savcılığa Hı. giden var mı evet. diye. İşte doğrusunu söyleyebilen Canan Kaftancıoğlu, kendi ilinde çıkıyor olaylar. Sus Çıkıp konuşamazsın ki. Bunu ilk önce kabullenebilmen lazım. Böyle bir çirkinlik yaşanmışsa çıkacaksın kardeşim, doğru düzgün bir şekilde anlatacaksın, kovduk gitti diyeceksin. Ama Hadi tam tersine Kartal Belediyesi'nde iş verilen tecavüzcü bile var. Hadi CHP'liler suslu diyelim. O Twitter'da dolaşan e, Mor Halka var biliyorsun değil mi? Evet. Mor Halka İstanbul Moral. Sözleşmesi bilmem ne maddesi yazıyor. İstanbul Onlar sözleşmesi. nerede? Yani hiçbir yok ortada. Onlar yok. Hiçbir yok ortada. Ee, kadın haklarını savunan derneklerin hiçbiri yok. Yok. İstanbul Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi diyen kimse yok. Kimse kadın yok. Kadın tacize uğradım diyor, canan Kaftancıoğlu susturuyor. Ya. Kadının beyanı esastır diyen kişiler ortada yok. Kadının beyanı esastırı Ben de üstüne basarak söyleyecektim. Kadının beyanı esastır, değil mi? Kadın buradan bütün izleyicilerimiz söylüyorum. Kadının beyanı esastır eğer ki bu da e, altı çok doldurulamamış bir şey. Evet. Eğer kabul edelim, doğru olduğunu kabul edelim. Kadının beyanı esastır ilkesiyle hareket edeceksek burada beyanı esas olan onlarca kadın var CHP'de. Evet maalesef. Değil mi? Ama hala harekete geçen yok. Üstüne üstlük bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya böyle olaylar patlamış. Herkes sizin partinizdeki tecavüzleri konuşuyor. Herkes sizin partinizdeki çirkinlikleri konuşuyor. Konferansa gidiyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu kadın hakları ile ilgili bir konferans veriyor. Hiçbir şekilde taciz tecavüz vakalarından bahsetmiyor. Söylediği sözü yani direkt onun ağzından duymanızı çok isterdim. O yüzden direkt söylediği kelimelerle nakledeceğim. Peki. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu asıl temel çözüm kadınların birlikteliğinde. Ya burada nasıl bir amaçları var bilmiyorum. Siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmaları gerekiyor. Ben bütün kadınların belli bir hedef kitlesinde birleşmelerini istiyorum. Bak altını çizeceğim, çizeceğim kelime şu cümle şu. Siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmalarını istiyorum. Evet. Ya bazen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok zeki olduğunu düşünüyorum. Öyle biri bence. Bak cidden çok zeki olduğunu düşünüyorum. Niye? Ya böyle insanlarla, çünkü mesela dalga geçersen bir insanla, e, onun açıklarını bilirsen, onu eğlendirirsen ya da onun e, zaaflarını ortaya çıkarırsan aslında biraz zeki bir insandır. Evet. Ben bazen gerçekten bizden çok üstün zekalı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben ne, ne zamana zaman, kadar? <laughs> ne zamana ben kadar? Zamana kadar Karşıma o yürüyen merdiven videosu çıkana kadar <laughs> aynı şeyleri düşünüyorum. Şimdi diyor ki siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmaları lazım kadınların diyor. Ya ol, oluyorlar zaten. Ya bir tecavüz etmeseniz, değil mi? Ya da böyle bir vaka olduğunda, ortaya çıkaracak bir kimlikte olduğunu söyleseniz kadınlar zaten siyasete katılıyor ki. Evet. Bir problem yok bu konuda. Ve devamında da şeyi söylüyor. Kadınların diyor parlamentoda daha fazla yer alması gerekiyor. Ya bunu söyleyebilmek için gerçekten, gerçekten. şu olması lazım. Sizin diğer partilere oranla mecliste gerçekten fazla oranda bir kadın parlamenter kadın milletvekili bulunması lazım. Veya teşkilatlarınızda. Öyle değil mi? Evet. Ama velakin rakamlar ortada. AK Parti'nin Meclise soktuğu kadın milletvekili oranı %18 iken CHP'nin %12'de kalmış. Kaça kaç bir daha söyler misin? %18'e %12. %10 %6'lık bir fark var. %6'lık bir. Diğeri zaten HDP bu eş başkan olaylarından zaten çok fazla onu hiç saymıyorum. Evet. E, mecliste de zaten görmezden geliyorum. Eee baktığınız zaman burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskolarından bir tanesi var. Ama velakin e, Kemal Kılıçdaroğlu ve taciz olaylarının örtbas edildiğini bu kadar çok dillendirip de yani insanların midesini ulandırmaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben ama. sadece bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu mesele patlak vermeye başladığından itibaren CHP'li bazı gazetecilerin şunu sürekli yaptıklarını gördüm. Yani CHP'de böyle bir pislik var. Evet doğru demek yerine bakın işte... Şu partide de şunlar vardı, şu vakıflarda da şunlar kinesik. vardı demek. Yani iğrenç bir şey ne yapıyorsun? Ee, tacizleri sıralıyorsun, tecavüzleri sıralıyorsun. Bizde mi azdı, sizde mi çoktu, sizde mi çoktu, bizde mi ya azdı kıyaslaması çalıştırıyorsun tacizci yarıştırıyorsun ya. herhalde ya İğrenç değil bir, mi? Şey, bir şey hakikaten. Siyasete alet etmek, mide bulandırıyor. Ve ikinci olarak yani CHP değer ver ya da değer verme, sev ya da sevme bu ülkede %20'nin ya da %25'e kadar. 25, e, Hakan Bayrakçı'nın 25 altı 25 oy oranına sahip olan bir parti. Şimdi evet. bu partinin yani kurucusu Gazi Mustafa Kemal. Yani öbür gün çıkıp gelse dese ki: "Ya Be Kemal senin partinde böyle böyle şeyler oldu." Kemal oluyor. diye seslenme. Sayın Kılıçdaroğlu. Hayır, Atatürk diyor ya. Ha o Atatürk, Atatürk ağzından. Diyor. Diyor. Atatürk'ün ağzından. Tamam. Konuştum. Tamam o da sayın Kılıçdaroğlu desin. Atatürk Güzel de sayın anladım. Kılıçdaroğlu desin. Sayın Kılıçdaroğlu, senin partinde böyle böyle olaylar oldu. Kadınlara tacizler, tecavüzler oldu. Hı. Çıkıp neden tek kelime etmedin dese ne diyecek? E onun cevabını Serah Kadigil verdi. AK tabii, Parti yüzünden tabii. 20 yıldır ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Bizim içimizdeki tecavüzlerin sebebi de sizsiniz. He. Ama hiç demiyor ki bu ülkeyi sizden önce 80 sene biz yönetiyorduk. İşte onlar hep konuşulacak şeyler. Ama ve lakin Serah, Serah Kadigil Kadigil... bu konuşmayı yaptığı mecliste geçen hafta çok daha e, beni açıkçası çok mutlu eden olaylar oldu. Muhteşem Biliyor musun Süleyman. Ne oldu? Muhteşem Süleyman, Süleyman Soylu. Muhteşem Süleyman diye manşetlere çıktı. Çok da yerinde bir manşetti. Süleyman Soylu efsanevi bir konuşma İstersen yaptı. İstersen önce video izleyelim. Var mı video videosu? Videosu var olması lazım. Peki videoyu izleyelim üzerine konuşalım. Hastaneler bitiyor inşallah. Ve yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bitti. İkinci etabının yüzde tamamlandı. Ve yine spor bakanımız. Sayın milletvekiller ben duyamıyorum hiçbir şey. Duyamıyorum. Yüze. Ve yüzme havuzları kapalı spor salonları yapılıyor. Yine Yüksek Oya, Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte temellerini attık. Oh! <laughs> paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. oh. oh. aldığımız belediyeler 600 belediye başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl bir 10 hapis cezası aldı. Bu da açık kapak olsun. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine çocukları kandırıp daha gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki, İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzü bir çirpin Duran kalkanı da terör istiyoruz. Bakan, da Sayın Başkan bırakıyorum. 50 yıllık bir hesabı görüyoruz. 50 yıldır bu memleketin kanını emdiler. Bunlar da siyasetini Hatır yaptılar. Olur. 50 yıldır. Ya ben e, bu videoyu izledikten sonra böyle haberleri okurken haberleri yazarken okurken artık aklına ne gelirse böyle hayatımın en güzel günlerinden birini oh, için. O dedi o o iç çekişi var ben ya. Gece yatana kadar rüyamda bile o oh görüyor musun? Sabah kadar. Ama yani hakikaten rahatlamayacak, rahatlanmayacak iyi bir şey değil Süleyman Soylu ve benim hatırladığım kadarıyla Mecliste yani bu tarz konuşmaları ben Erdoğan'ın videolarından biliyorum. Evet eski başbakanın zamanında. İşte Kılıçdaroğlu'na hitaben başbakanken çok ateşli konuşmalar vardı. O zamandan bu zamana ya Süleyman Soylu'nun son konuşması kadar heyecan verici bana. Beni böyle bir içimin yağlarını eritici bir konuşma görüyor. İşte şey vardı Yegül. internette sürekli Erdoğan'ın işte Kemal Kılıçdaroğlu'na işte İzmir Belediyesi senin hadi yap. hadi yap olayı vardı. Hadi yap. O da mesela çok oh çekici bir şeydi. Ondan beridir hiç böyle olmamıştım. Süleyman Soylu'ya Süleyman... valla burada bir kez daha minnettar olduğumu söylemek Süleyman istiyorum. Süleyman Soylu'nun bendeki yeri çok farklı. Nedenini şöyle açıklamak istiyorum. Seninle Süleyman... birlikte bence milyonlarla insandaki tabii, yeri de tabii. farklı. Ama bende şöyle bir farklı yeri var. Süleyman Soylu'nun istifa ettiği gece ben net haberde bir köşe yazısı yazmıştım. Hı hı. Köşe yazısını yazdığımda bu yasak vardı insanlar sokağa döküldüler ya. Hı hı. O sırada e, alkol için dışarı çıkanlar veya çerez almak için saçma sapan alışveriş hı hı. yapanlar için Şöyle bir ifade kullanmıştım. Hödük sürüsü demiştim. Ve ve demiştim. Ağır, ağır Hayır, konuşmuşsun. Bir ama. dakika ama. Ve demiştim. Zıkkımlandılar dedim. Tamam mı? Aynen bu ifadeyi kullandım. Ağırsa özür diliyorum herkesten. Ama o konuşma sayesinde ve Süleyman yazı sayesinde ve Süleyman söylü sayesinde bütün sol kanallar, sol haber siteleri bana şu ibareyi koydular. Yanlış yazar halka küfretti. Yanlış yazar halka kim küstü? İlk defa Süleyman Soylu sayesinde mi diyeyim, yüzünden mi diyeyim, yandaş, yandaşı, yandaşı oldu. Muhalefetin şey, <laughs> yandaşı Muhalefet tarafından yandaş oldu. Muhalefet tarafından ilan yani, Hayırlı değil? olsun. Onun da... Bence şu an <laughs> sektöre gerçekten adımını atmış oldun yani. Süleyman Soylu'yu savundun. Onun da öyle bir yeri vardır bende hocam. Vallahi şimdi Süleyman Soylu'nun konuşması esnasında, sadece Süleyman Soylu'nun da değil, evet. diğer bakanların konuşması esnasında benim dikkatimi çeken bir konu var. Nedir? Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanımız. Bakan ee, ondan sonra Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımız ve diğer bakanlarımız konuşurken bakanı. ya artık e, MHP'li e, başkan vekilliğini yapan e, Celal Adan. Celal Adan. Artık ha. yani şeyin konuşmasında Mustafa Varank'ın konuşmasında isyan etti. Yok dedi kardeşim dünyayı yaksanız Hayır, dedi, dedi durdurmuyorum. Dünyayı yaksanız durdurmuyorum. Valla e, orada da bir oh çekmedim değil. Hakikaten çünkü <laughs> ya bir insanın bir bakanın Konuşmaması için, söylediklerinin vatandaşa, millete ulaşmaması için, ellerinden ne geldiyse yaptılar. Peki şu eleştirilerini diyorsun. Çevrede, Twitter'da veya sosyal medyada şunları okuyorum hep. Diyorlar ki bakanlar, hı hı. bizim bakanlarımız veya dünya ülkelerindeki bakanlara baktığımız zaman bakanların daha sakin konuşan, daha konu böyle sakin bir şekilde, hı hı. sakin bir üsluba konuşması gerektiğini düşünüyorlar. Ben de. Öyle Türkiye'de peki, Türkiye'de bunun geçerli olabileceğini düşünüyor musunuz? Ben yani... de, ben de kesinlikle bakanlarımızın sakin olmasını düşünüyorum ve bakanlarımızın sakin sakin konuşması gereken o sükunet ortamında da e, HDP'nin tepinen HDP'nin, tepinen HDP'nin, Selahattin Demirtaş'ın e, şey sözlerini hatırlıyoruz. İşte terörist Apo başı Apon'un heykeli Apo dikeceğiz. dikeceğiz diyen. Ve bunun hala lider olarak kabul edildiği bir partinin mecliste olmadığı bir ortamda gayet tabii bakanlarımız sakin sakin konuşabiliyor. Daha mi? bugün yine Sezai Temelli dedi dışarı çıkartmamız, tecritini kaldırmamız Görüyorsun, gerekiyor. Görüyorsun. Şimdi böyle bir durum var. Yani bizim şehitlerimizin, öğretmenlerimizin, katillerini meclisten milletvekilliği olarak savunan insanlar varken Süleyman Soylu orada sakin olursa valla milletin vicdanı sızlar. O yüzden oh çektik ya zaten. Yoksa yani. ben de isterim sakin olsun kavga hırgür çıkmasın. Ama eğer orada teröristleri, benim polisimi, benim askerimi şehit eden teröristleri Meclise. savunanlar konuşacaksa Süleyman Soylu onlardan iki kat konuşacak, fazla konuşacak demektir. Peki. O konuda e, yoksa ben de isterim sakin konuşsun herkesi yani. Peki şimdi dedik ki HDP mecliste ne arıyor? Mecliste ne iş var? Meclise kim soktu? Ha Kim soktu muhabbetine zaman, geleceksek eğer, ee, oraya şimdi bir gelelim. onu söyleyeceğim. Süleyman Soylu'nun konuşması esnasında HDP'lilerin tepinmesini ben hiç garip karşılamıyorum. Tabii ki de. Hiç garip karşılamıyorum. Yani sen bugün e, HDP HDP'lilik yaptığı için kızamazsın. Ama HDP'liye HDP'lilik yapacağını bildiği halde onun meclise girmesine yardım ediyorsan o zaman bir dur bakalım. Evet. Ben orada HDP'ye kızmam. Peki kim yardım eder? Vallahi kim yardım eder? Şimdi e, Cumhuriyet Partisi. Halk Partisi. Yok Saadet Partisi belki vardır payı bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alenen yaptığı bir propaganda vardı. 2015 seçimlerinde. Evet. Tekrarlanan seçimlerde. Şimdi ben şunu söylediğim zaman kızanlar oluyor. Güneydoğu'da Kürt seçmen HDP'den vazgeçiyor kardeşim. Yani hala HDP'yi Kürt Partisi diye yok değil ki. Değil. HDP seçmeni vazgeçiyor. Şey, HDP'nin seçmeni HDP nin... Selahattin Demirtaş'tan. Onun teröristleri savunmasından artık bıkmış illallah etmiş. Vazgeçiyor. Nereden söylüyorum? Şimdi tablolarımız var. O tabloları görelim. HDP seçmeni vazgeçiyor mu vazgeçmiyor mu? daha iyi anlayacağız. Şu bir numaralı tabloyu ilk önce bir getirelim. HDP'nin oy Ağrı. Ağrı'da HDP 2015'te biliyorsun seçim tekrarlandı. Evet. Ve tekrarlanan seçimde 76,9 olan oyunu 66,8'e düşürmüş. Bunda da kalmamış. Son seçimde 62,2'ye düşürmüş. %4'lük bir düşüş yaşamış. Ya sürekli düşüyor. Geçelim bir sonrakine. Ağrı'dan sonrakine geçelim. Batman'da yine bunlar bu e, buraya aldıklarımız HDP'nin aslında bir nevi kalesi sayılabilecek yani. Tabii ki de. Ve Batman'da da 71'den 66'ya 66'dan da 62'ye doğru böyle bayır aşağı bir düşüş var HDP. %9. Düşüyor. Bir sonraki Diyarbakır. Diyarbakır'da herkese aynı şeyleri söyleyeceğiz. Görelim. Yine Diyarbakır biliyorsun e, Cumhurbaşkanı da gittiğinde büyük teveccüh gördüğü bir yer ama HDP'nin oyları yine yüksekti. %77,7. Evet. Bir sonraki seçimde 71, ve sonuçta 65. Böyle de aşağı doğru devam ediyor. Yine geçelim. Hakkari. HDP'nin en yüksek oy aldığı yerlerden bir tanesi daha. 84,9 almış. %2. Seçim seçim düşüyor. 82 ve sonuçta 70. %14'lük bir 14'lük bir düşüş daha. Görelim Muş. Hemen HDP'nin Muş'taki oy oranını da göstereceğim size. Ee, HDP'nin yine söylüyorum. Böyle Ağır batıdaki yerleri falan teriz. değil. Ağır kaleleri buralar. Öyle az oy aldığı yerler değil. 70. Bir sonraki seçimde 60,6 60. ve 54,5. 70'ten 54,5'e düşmüş. Nereye gidiyor bu oylar? Devam edelim. Şimdi onu, onu anlatacağım. Tamam. Ha, daha geliyoruz. Şırnak'ta ne yapmış? Hemen EDP'nin Şırnak'taki 3 seçimdeki şeylerini göstereyim size. 83,9 83 ve 70,2. Yine %14. Ya 23. düşüyor zaten EDP. Ye. Artık seçmen illallah etmiş. Teröristi de destekleyerek bu ülkenin polisini askerini şehit edenleri destekleyerek bu iş bir yere gitmez demiş. Van'ı görelim. Şırnak'tan sonra Van'ı da görelim. Van'da zaten devlet kendisini çok fazla hissettiriyor. Depremden sonra yapılanları biliyorsun. Bir şehir inşa edildi tekrardan. Evet. Van'da da aynı şekilde 73,6 64,3 ve 59,3. Yine %14. Liraya, Neredeyse hepsinde %14 bir şekilde düşüş olmuş. Ya düşüyor düşüyor da insan da şunu söylemeden demiyor Ya kardeşim Kürt seçmen HDP'den vazgeçiyorsa işte o oranları gösteriyor. Kürt seçmen HDP'den vazgeçiyorsa bu HDP'yi meclise kim sokuyor kardeşim? Şimdi Kürtçe, HDP meclise kim sokuyor sorusunun cevabını yine bir diğer tablomuzda görelim mi? Bakalım. Bakalım. 8 numaralı tablomuz da gelsin. Şimdi Hı. bu 8 numaralı tabloda o gelirken ben sana anlatayım. Ne var? İstanbul'da biraz önce HDP'nin karelerini gösterdim sana. Evet. Şimdi İstanbul'da CHP'nin CHP karelerini bakacağız. Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli. En yüksek oy aldığı 5 ilçeyi gösteriyorum evet. ben sana. Ve 2015 seçimlerinde... CHP daha böyle açıklayarak göstereyim. 46,86 adalarda oy almış. Evet. Bir sonraki seçimde bir bakıyorsun ya CHP'nin 40,3'e düşmüş puanı. %6 düşmüş. Ya nereye gitti bu oy? Bakalım. Nereye gitti bu oy? Hemen bakalım. HDP biz önceki seçimde 17,31 alırken bir sonraki seçimde 23,3 alıyor. %6 artarak %23 olmuş. Görüyorsun değil mi? Şimdi e, şeyler hatırlıyor musun? bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye. Kampanya vardı bu şekilde. HDP'yi barajın üstüne geçirmemiz lazım ki AK Parti onların deyimiyle AKP aşağıda kalsın. Şimdi ben o propagandanın sonucunu gösteriyorum. Evet. Bakırköy'de CHP 56 alıyor bir sonraki seçimde 48'e düşüyoruz. HDP'nin 9,59 aldığı yerde 13,3'e çıkıyorsa puan CHP'deki düşüşü de çok garipsemiyorum artık. Evet. Yine aynı şekilde Beşiktaş. 62 almışlar 2015'te 62 bir sonraki seçimde 53'e düşüyoruz. HDP'nin oy oranı ne oluyor Beşiktaş'ta? dokuz düşüyor %6 yine HDP. 10,8 alan parti 16'ya çıkıyor. Hepsi bu düşüş iş nereye? Bu yükseliş nereye? Kadıköy'de keza Kadıköy CHP'nin kalesi. Yolda yürürsen selam versen herkes CHP'li çıkar. Evet. 62,1 almışlar. 54,4'e düşmüş. Bu arada ben Kadıköy'de yaşıyorum. Seni bilemiyorum artık. Seni bilemiyorum. 54'e düşmüş. HDP'nin oranı 8,7'den 13'e çıkmış. Şimdi şeyi anlayabiliyoruz değil mi? Bir oy HDP, bir oy CHP diyenlerin aslında amacına ulaştığını anlayabiliyoruz. Yok eğer salak değilsen matematiğin varsa gördüğün zaman direkt otomatikten anlıyorsun zaten. Değil mi? Oyun tek tek anlatalım zaten... ama yine de son şişliği de söyleyelim. Söyle. 48,74 alan parti bir sonraki seçimde 41'e düşüyor. %7 bir düşüş. %13 virgül alan parti HDP 18,5 artış. Düşüşleri artışları çok net evet. görebiliyoruz değil mi? Şimdi buradan şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Eee... HDP'nin meclise gireceğini ne yaptığını, girince ne yapacağını biz biliyoruz. Halkın bakanlarını konuşturmayacağını biz biliyoruz. O kürsüden soyadım Öcalan ben bununla gurur duyuyorum diyenlerin bunu söyleyeceğini biliyoruz. CHP de biliyor. Siz Sinan Oktan'sanız biz Kemal Piriz. Bunları söyleyeceklerini biz biliyoruz. Garip Garipsemiyoruz HDP'nin bunu söyleyeceğini. Ama onları meclise sokarken yardım edenler, işte bunu yaparken bu oy oranlarını kendilerinden birazını HDP'ye aktaralım da onlar da meclisi geçsin. Niye? Ya bunlar Kürt Partisi oldu. Ya Kürt seçmen kabul etmiyor ki. Kürt evet. seçmen Güneydoğu sürekli oylarını düşürüyor. Ama ve lakin bunu e, halka da çok net bir şekilde bu şekilde tabloyla da anlatmış olalım. Çünkü e, Kürt Partisi algısını artık yıkmamız lazım. Kürt Partisi algısı artık yok. Kürt Partisi değil, Kandil'in, DAĞ'ın, PKK'nın meclisteki temsilcisidir HDP. Kesinlikle. Noktayı koyalım. Ee, şimdi bir konu başlığımız daha var Nedir? Bu HDP'yi de konuştuktan sonra Aslında çok ilişkili konular bunlar da Meral Akşener'in bir söylemi var Geçtiğimiz günlerde Meral Hanım'a şu soruyu sordular Dediler ki Meral Hanım Cumhur İttifakı'na geçeceğiniz düşünülüyor Cumhur İttifakı'na yakın mısınız? Geçer misiniz? Geçmez misiniz? Meral Akşener de çok net cevap veriyor Diyor ki yine aynı kendi tabirleriyle kullanıyorum Ben seçmenimi tanıyorum Cumhur İttifakı ile el ele tutuşmayı boş verin. Hafif yumuşasak bile terliğini çıkarır. Bizi eve kadar kovalarlar. Cumhur İttifakı bizim aklımızdan geçmiyor. Asla böyle bir şey yok. Tabii kendi tercihi. Evet. Biz sadece analizini yaparız. Geçse ne olur deriz, geçmese ne olur deriz. Bunda hiç problem yok. Ama ya insan sormadan da edemiyor. Ya bu nasıl bir seçmen ki? Bu İyi Parti seçmeni. Seçmene hiçbir sözüm yok. Ama sizin gözünüzde bu seçmen nasıl bir seçmen ki? Ortak anayasa yapılıyor. HDP oturtuluyor. Gizli bir şekilde. CHP geliyor. Saadet geliyor. Daha sonra sizin kendi partinizin kurucusu olan Ümit Özdağ. Ya bu basit bir isim de değil. Ümit Özdağ bu partinin potansiyel genel başkanlarından birisiydi. Bunu öğreniyor. Ya yalan olsa bu partiyi kurmaz zaten. Yani böyle sizin söylemlerinize çok güvensiz bir adam olsa. Evet. Ya da size çok şey olan böyle muhalif olan bir adamı siz de parti kurmaz. Demek ki sağlam kaynaklanıyor ve zaten kaynaklarını açıklıyor. Ortak anayasa yaptığını söylüyor. Ve bu ortak anayasa yapıyor olan ne hikmetse bu Cumhur İttifakı'na yanaştığında terlikle kovalayacak olan seçmen cık, terlik merlik çıkarmıyor. E, yetti mi? Yetmedi. Meral Hanım HDP'ye Kürt siyasi hareketidir diyor. Evet. Çıkıyor mu terlik? Yok. Cık, terlik yine çıkmıyor. Ya nasıl bir terlikse artık sadece e, Erdoğan'la AK Parti ile e, yakınlaşınca bu terlik çıkıyor sadece. Şimdi burada suçu onu tekrardan belirleyelim. Burada suç ee, İyi partinin seçmeninde mi? Hayır Yoksa hayır. Meral Akşener'in O seçmeni, mi? Kendi o kafalarında nasıl mi? konsolide etmeye çalışıyorlar? Aynen. Nereye yönlendirmeye çalışıyorlar? Ya yine aynı şekilde İstanbul seçmeninde siz bu seçmene diyorsunuz ki HDP'de aday çıkarmıyor kardeşim, biz de aday çıkarmıyoruz. Gidip hep beraber bir tane mührü vuracağız. Nereye? Aynı yere HDP ile. Evet. Bu seçme terlik çıkarıyor mu? Yine çıkarmıyor. Yine çıkarmıyor. Siz bu seçmeni oraya itiyorsunuz çünkü. E yetmiyor. Selahattin Demirtaş'la bir kahvaltı talebe geliyor. Meral Hanım yine diyor ki, vallahi diyor en kötü insan da olsa diyor kahvaltıya gelmişse kapıyı açarım. Evliliği Kim bu biliyor ederim. musun? Apo'nun heykeli dikeceğim diyen bir adam. Kapıma gelse açarım diye Bir kahvaltı yaparız, çayı koyarız. Bir de omlet falan hep beraber bir kahvaltı yaparız. Afiyet olsun. Çıkıyor mu terlik? Yine çıkmıyor. Ya yetmiyor ki. HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtalan diye bir insan var. Evet. Çıkıyor diyor ki, şu an koltuklarınızda oturuyorsanız, iyi e partililere sesleniyor, böyle dönüyor iyi e parti koltuklarına doğru. HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz diyor. Aklınızı başınıza alın diyor. Ayağınızı da denk alın diyor. Kurtalan geçtim. Pervin Buldan ne dedi? Hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum onu. Dedi ki ya dedi artık gizlemeye ne gerek var ya dedi. Biz her buluştuğumuzda her gün buluşuyoruz. Her gün buluşuyoruz. Her gün buluşuyoruz diye direkt bir ifade kullanmadı ama onu tabir etti. Sürekli buluşuyoruz. Ya şunu artık ayuğa çıkartalım ya. Çıksın ortaya. Diyelim ki çıkalım kameraların karşısına bizi HDP destekledi. Bizi buralara HDP getirdi. Biz bu adamlarla, biz bunlarla, biz bu teröristlerle o teröristlere demiyordur tabii. Biz bu teröristlerle ittifak yaptık. Geldik, paşa paşa oturuyoruz desinler. Ya Ondan peki, sonra terlikle kovalarsa kovalasın seçim. Şimdi ben yine söylüyorum. Pervin Buldan'ın bu söylemine cevap da veremiyorlar. Yavuz Araylıoğlu Bey çıkıyor. Bir seçmenin gazını alıyor, devam ediyor. Ee, ki ben siyasi söylemini çok beğenen birisi olarak evet. ama bunu da söylemek zorundayız. Yani Genel başkanın hareketleri onun söyledikleri birbirini tutmuyor. Yani şimdi dönüyorum. Fatma Kurtalan size hat bildirmeye çalışıyor. Cevap da veremiyorsunuz. Otellik yine çıkmıyor bu seçmenden. E geliyoruz. İyi Parti'nin Şişli İlçe Başkan Yardımcısı var bir tane. Kimdir o? İsmi Gürkan Çakıroğlu. Gürkan, he, Gürkan Çakıroğlu. O da diyor ki kastı şu. E, bu seçimlerde HDP'nin barajı geçmesi lazım kardeşim. Yoksa AK Parti, Cumhur İttifak bunlar alıp götürecekler meclis. Diyor ki hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının neticesini belirleyecek olan HDP'dir. HDP barajı geçemezse Cumhur İttifakı'na kaybedeceğiz. Evet. Bunu istiyor yani. HDP barajı geçse de işte 70 vekil mi 60 vekil mi kaçsa AK Parti'ye gitmesin. HDP'ye gitsin. Ya buradaki şey sıkıntı şu. HDP meclise vekil sokunca ya size niye yarıyor ki? Hani ittifak değildiniz? Hani siz aynı ittifakta değildiniz? HDP'nin meclise girmesinden size ne, girmemesinden size Çünkü ne. HDP... Ama demek ki şu var. AK Parti ile MHP yüksek oy oranı meclise çoğunluğu sağlayamazsa biz HDP ile yan yana gelir işlerimiz devam ettiririz. Öyle. Ya Zamanında oluşturduğumuz gizli anayasayı dökeriz masaya yaparız. Vallahi şimdi Meral Hanım'ın bu söylemine de değinmiş olalım. Çünkü Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na yanaşmasını ben şahsen bekliyorum. Hatta Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de söylemleri basit söylemler değil ülkeyi yöneten, ülke yönetiminde en çok söz sahibi olan iki kişiden bahsediyorum. Esnafı gidip bir konuşma yapmıştı hatırlıyor musun? Esnaflarla. Merhaba Benim, Akşener. hakkımı çok yediler. Benim hakkımı çok yediler. Evet. Onlar gelecek önce benden özür dileyecekler dedi. Özür falan onlar. Demek ki bir şey bekliyor bekliyor. Gelsin ben daha sonra gideyim. Özür falan bilemem ama artık. Ya şundan da eminim ama. Ee, yine bir temenni olarak değil ama yani analizini yapıyoruz, konuşuyoruz, bakıyoruz. Vallahi Cumhur İttifakı'nın en aşında çok da terlikle kovalama. Zira o seçmen eğer Canan Kaftancıoğlu gibi bir isimle aynı ittifakta olmayı kendine yedirmişse valla bundan sonra her şeyi yedirir. Hiç de işte problem olmaz. Valla son olarak artık son uzatmadan olarak, herhalde senin özellikle değinmek istediğim bir konu var. Son olarak özellikle değinmek istediğim ben Fatih Hataylı'nın bir konuşması programı var. Programı canlı izledim. Özellikle son o korona zamandan itibaren doktorlar her çıktığı zaman özellikle Habertürk'te çünkü Hı. beğendiğim doktorlar yani saygı duyduğum gerçekten fikrine inandığım, güvendiğim insanlar çıktığı zaman oturup izliyorum. Evet. Yine e, Necmettin Ünal vardı profesör doktor, onun programındaydı Fatih Altaylı'nın programında. Hı hı. Konu açıldı açıldı aşı, bir şeyler konuşuluyordu. E, hedef göstermekte üstüne tanınmayan gazeteci Fatih Altaylı bir anda onun videosunu keşke versek de vermeyelim çünkü çok yalan yanlış ifadeler kullanıyor. Bence yani aşırı derecede aşırı benim. derecede yalan söylüyor. Vermeyelim bence de vermeyelim. Gerek yok. Diyor ki Suriyeli Suriyelilere Ülkeyi savaşsız teslim ettik. Bak bu çok ağır bir ifade. Şimdi Twitter'da şöyle bir kampanya başlatılıyor. Faşist. Faşist bir ifadeydi. Hı hı. Senin insanlığın yok muydu? Tamam buna eyvallah. Doğru. Aynen faşist bir ifadeydi. Ama şu daha ağır bir ifade. Geçtiğimiz günlerde yine CHP'li Ali Mahir Başarı dedi hı hı. değil mi? Mersin milletvekili diye hatırlıyorum. Ali Mahir Başarı CHP Programda mi? dedi ki Türkiye ordusunu sattık dedi. Türkiye ordusu satılık bir hale geldi dedi. Katar'a sattık dedi. Daha sonra mecliste çıktı. Beyefendi, beyefendi diye böyle. Şunu söyledi değil mi? Ya aslında benim demek istediğim Hı. o değildi ya. Aynen. Dedi. Şimdi Habertürk de bunu Ali Mahir Başarı'nın böyle bir ifade kullanacağını Habertürk ekranı bilmiyordu. Habertürk televizyonu da bilmiyordu. Ya zaten Rütük ceza yazdığında tarafta tarafsız herkes Habertürk'ün hakkı olduğu Çok saçma bir cezaydı. Yani cezası yayına çok gelen sağlamadı. bir adama söylediğinden sonra küfür de edebilir. Yani bir şey yapılamaz. Şimdi Zaten burada, orada gereği yapılmış. Habertürk orada haklıydı. Burada Fatih Altaylı'nın Türkiye'yi savaşsız kaybettik demesi birincisi Türk ordusuna hakarettir. Ali Mahir Başar'ın dediği ifadeyle aynı ifadedir. Ama şimdi şeyde çıkıp diyecek ki aslında ben öyle demek istemedim ya Fatih Altay. Öyle bir dünya yok. Öyle demek istemedim. Ben. Öyle bir dünya yok. Şimdi Ali Mahir Başar öyle demek istemedim diyebilir. Çünkü o televizyonda bir konuktu. Sen o televizyonun kurucularından olan ve o programı yapan bir isimsin. Türk ordusundan önce özür dilemek zorundasın. Sadece Türk ordusundan değil bence ve Türk onunla birlikte tüm vatandaşın hepsinden özür dilemek zorunda. Onunla birlikte meseleyi durup durup Suriyelere getirmenin hiçbir anlamı yok. Ya gündemde böyle bir şey yokken oturup Suriyeliler Suriyeler demenin hiçbir anlamı yok. Bunu ya hedef göstermek üstüne yok. Ya biz de ne yapalım o zaman? Zamanda polisi hakaret etmişti, polisi pataklama gibi olaylar olmuştu. Biz de sürekli oradan mı vuralım? Oradan bir anda mesela çıkıp öyle haber mi yapalım? Ya bulduğumuz her şey üzerinden yürü, her türlü aynı kaynak üzerinden. Suriye, ya bu şimdi rahatsızlık var ya vatandaşta. Evet. Yalan değil. Suriyeliler konusunda bazı evet, vatandaşlar evet, evet. rahatsız ya. Kaşı babam kaşıyabildiğin kadar. Kaşı yani, babam kaşıyabildiğin birincisi kadar. Birincisi insan olan kıyıya vuran ayla bebeği unutmaz. İkincisi donarak ölen erba bebeği unutmaz. Üçüncüsü Suriyeliler Suriyeliler diye bir ifade kullanmak çok yanlış çünkü onlar Suriyeliler değil Suriyesizler. Suriye diye bir yer kalmadı. Aynen öyle. Suriye diye bir yer yok artık. Zira e, ben hiç şey de duymuyorum. Yani zaman zaman Türkiye'ye belli başlı ülkelerden de yoğun bir şekilde turist geliyor. Evet. Ben hiç duymuyorum ki Almanlar. Ben hiç duymuyorum ki Ruslar. Ama bu Suriyeliler artık e, biraz faşizanlıktan kaynaklanıyor. Diğer kavmiyetlere, diğer kavimlere karşı herhangi bir problem yok. Suriyeli geldiği zaman, Arap geldiği zaman, Arap yatırım yaptığı zaman Katar. Su, Katar. yatırım yaptığı zaman yok baba ne yapıyorsunuz oluyor hemen. şimdi. Şu ifadeyi de önce hani eleştirdik. Evet oradaki şuna katılıyorum. Şimdi biz kısıtlamadan dolayı içeride durduğumuz vakit turistler dışarıda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ama nasıl gezerler kardeşim? Turist gezer ama Suriyeli gezmesin. O gezmez. yüzden yani ee, Son... taraflı bir bakış açısı. Ve Habertürk şunu, şunu söylemek mümkün değil mi? Habertürk Rütük olayında Rütsük e, konusunda birincide ne kadar haklıysa, bunda o kadar haksız. Fatih Altaylı konusunda da tepki vermemekte bir o kadar da haksız kalıyor. Diyebilir miyiz? Diyelim. Diyelim. Ben en son olarak şunu söyleyeyim mi? Bak, bunu e, diğer konuda söyleyecektim. Hangisinde? E, milletvekilleri, bakanların meclisi yaptığı konuşmada, Hı. işte milletvekilleri, HDP'ler, CHP'ler tepindiler. Sistem eleştirisi. Sistem bir sistem eleştirisi Şeyi hatırlıyorsun, değil mi? Referandumda evet diyen AK Parti ve MHP en büyük eleştiri neydi? Diktatörlük. Diktatörlük gelecek evet. değil mi? Diktatörlük gelecek. Tek adam olacak. Hatta bu gördüğünüz bakanlar kurulu var ya öyle bir şey kalmayacak. İşte bir kabine olacak. Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak. Ne oradaki, derse olacak. Oradaki bakanlar meclise gelip hesap vermeyecekler. Eskiden veriyorlardı artık hiçbir şey yapmayacaklar. Meclisteki milletvekillerine karşı bir sorumlulukları olmayacak. Evet. Ya bu iki tane iki, iki haftadır bakanlar ne yapıyorlar mecliste? Hakikaten çok iyi çalışmışlar. He? He. Ben... Ne yapıyorlar iki haftadır? tek, tek de milletin, milletin vekillerine taraflı taraf sayı etmeden hesap veriyorlar mı kardeşim? Evet. Şimdi ben soruyorum. Milletvekilleri tepinen, masayı kıran milletvekilleri, CHP'li, HDP'li milletvekilleri, o bakanları o meclise getirip halkın oylarıyla oraya gelen vekillere hesap verdiren sistem midir diktatörlük? Yoksa o bakanların sesi duyulmasın diye masalara vurmak mıdır diktatörlük? Diyelim Yavaştan da Güzel bitirdin. Ben. Güzel bitirdin. Güzel konuştun. <laughs> <laughs> konuyu uzatmaya olsun. çalışıyorum. Neyi biliyor musun? Niye? Birini bekliyorum gelsin diye. Bekliyor Aa, musun öyle? Bir sonraki bir sonrakine kaldı. Bir sonraki hafta... açıklamayalım sürpriz olsun. Yok, ismini açıklamayalım. İsmini açıklamayalım haftaya sürpriz olsun. Bir sonraki haftaya kaldı. Burada şah... kendisi burada yok ya ondan da söz almış oluruz abi. Bir evet. sonraki haftaya kaldı artık yani. <laughs> yok mesajı duruyor. Kanıtım var. Duruyor mu? Mesajı. Olmadı mesajı koyarız ekrana. Kanıtı var. Bütün herkese gösteririz. Haftaya onu yaparız. <laughs> Diyelim sen kapat programı. Efendim. ne konu bakımından programıyla gazeteciler. gazeteciler.com YouTube kanalında her hafta sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Biz e, Affan Polat ve ben Emre Gümüş sizlerin huzuruna çıkıp e, gündemdeki konu başlıklarını daha genç bir bakışla değerlendirip eleştirmeye çalışacağız. Sürçülü ihsan ettiysek affola. affola bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi sabahlar olun, hangi zaman affola. diliminde izliyorlarsa. <laughs>